Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan, Tonguç Akademi'de değerli öğrencim Tonguç'la birlikte. Merhaba hocam. İç kuvvetlerde kayaçlar yani taşlar konusunun ikinci kısmını işleyeceğiz. Taşlar deyince aklımıza ne gelecekti Tonguç? Yarıda kalmış hocam, kayaç döngüsünü anlatmıştınız. Evet, kayaç döngüsünü anlatmıştım. Katılaşma, soğuma, aşınma, birikme, sıkışma. Tortul, başkalaşım. Üç tip taş var değil mi? Ne vardı? Bir püskürük taşlar. Püskürük, tortul, bir de başkalaşım. Şimdi bunların hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi ilk başta şu çok önemli, kayacın da tanımını bilmemiz lazım. Mineralin doğal bir çimento ile birleşerek bir araya gelmesiyle kayaç yani taş adı verilen malzemeler oluşuyor. Mineraller taşa dönüşüyor. Burada anlaşılmayan bir şey var mı Tonguç? Demek ki taş mineralden oluşuyormuş hocam. Aynen. Belirli bir kimyasal formülü olan katı ya da sıvı maddelere de mineral diyoruz. Bunlar birazcık daha kimyaya giriyor. O yüzden bu coğrafyada... Amiral gibi hocam, amiral. Amiral, mineral, evet, güzel bir isim. Evet. Şimdi başlayalım. İlk başta püskürük taşlarla başlıyoruz. Bunlar mağmanın soğumasıyla hocam, oluşuyor. Hocam bu dinozor resmi nedir affedersiniz? Şimdi bu... İçlerinde canlı kalıntısı bulunmadığını anlatmak için yazdık Tonguç'um. Şimdi şunu bir volkanik dağ olarak düşün. Yerin derinliklerindeki mağma yeryüzüne evet. Çıkacak. Ya yeryüzünün dışında yani dışarıda soğuyacak. Magma kırmızı olmaz mı hocam? Evet ver o zaman kırmızı yapalım. Evladım sen bana siyah kalem veriyorsun ben de siyah kullanıyorum bak. Şu magma kırmızı olsun hatta sarı olur değil mi biraz daha böyle alev rengi olur. Evet, bu hocam. Çıktı dışarıda soğursa dış püskürük. Oh. İçeride soğursa da iç püskürük oluyor demiştik. Öyle soğur mu hocam? İçeride soğur mu ya? E tabii ki soğur evladım. Hatta granit onlar daha sert oluyor. Çünkü yavaş yavaş soğuyorlar. Ha. Diğer dışarıdakiler ise hemen soğudukları için biraz daha yumuşak oluyorlar. Dinozorlar magma yüzünden mi ölmüşler hocam? Evladım dinozorlar magma yüzünden ölmüyor. Onlar eceli geldiği için ölüyor. Ecelleri geliyor. Yani. Aynen eceli geliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mevlüt okunuyor mu hocam? Mevlüt okunur mu? Güzel bir soru. Düşünelim. Okunmuş olamaz çünkü onlar insan değil. İnsanlar öldükten sonra mevlüt okunuyor. Evet, tamam. Bunlar herhangi bir şeyden sorumlu değiller. Şimdi püskürük kayaçlar Tonguç'um magmanın soğumasıyla oluşan kayaçlar. İçlerinde canlı kalıntısı bulunmaz çünkü yerin derinliklerinden geliyor. Ha. Yerin derinliklerinde mağmanın içinde cehennemde bir canlının yaşama ihtimali var mı Tonguç? Cehennemin yok. Dibinde hiç kimse de yaşamaz. Aynen kimse de yaşamasın inşallah. Şimdi iç püskürük kayaçlar bunlar mağmanın yerin derinliklerinde soğumasıyla oluşuyor. Bunların isimlerini hemen ezberliyorsun Tonguç. Granit. Diasit. Diasit değil evladım bunu kötü yazmışım. Diorit. Gabbro ve siyenit. Bu tamam. Ne biçim hocam ya? Bunların sonu hep it diye bitiyor. Sadece gabbro biraz değişik. Granit, diorit, gabbro ve siyenit iç püskürük taşlar. Çok kaliteli taşlar bunlar sanki. Aynen kaliteli elit taşlar bunlar. Çünkü yerin derinliklerinden geliyor tamam mı Tonguç? Düşünsene granit eline aldığında şöyle bakacaksın. Vay be diyeceksin. Be. Ya. Evet. Şimdi kayaçların yeryüzüne çıkan kısmına tor adı veriliyor. Şimdi bunlar... Tor bu filmdeki tor mu hocam? Şeydeki şey mi diyorsun? Kontiki filmindeki mi diyorsun? Kontiki ne hocam ya? Şeydeki ya. Kontiki filminde Thor diye bir adam var. Bu akıntıları bulan. Şeydeki var ya hocam ya. Avengers diye bir film vardı. Oradaki Thor var ya. Ha, ben Kontiki filminde Thor diye bir var. Çekici var hani böyle koskocaman. Yok onu bilmiyorum evladım ben. Yani benim izlediğim film biraz daha bilimsel, belgesel niteliğinde bir filmdi. Şimdi bakalım o da güzel bir film ama izlemeni tavsiye ederim. Tamam hocam. Şey film değil yani böyle gerçek alım yaşanmış bir hikaye. Kayaçların yeryüzüne çıkan kısmına Thor adı veriliyor. Şimdi hani bu magma burada böyle çıkıyor, içeride soğuyor dedik ya, iç püskürük oluyor dedik ya. Evet hocam. Zamanla eğer buralar erir giderse ve bunlar gözükür hale gelirse burada olduğu gibi, tamam mı? Aa. Bak, nemli iklim bölgelerinde granitte bulunan feldispat mineralleri çözünüyor. O ne ya? Ve tor topografisi ortaya çıkıyor. Tor topografisi. Evet, tor topografisi. Böyle hocam, bakıyorsun peri sen... Peri bacalarına benziyor bunlar. Peri bacaları dış püskürüklerde oluşuyor. Ha. Bu iç püskürüklerde... Nemli iklim bölgelerinde granitte bulunan topografyalar ortaya çıkıyor. Hatta bu İskoçya nemli bir yer ya oradan aklında kalsın. İskoçya'nın kuzey kesimlerinde yaygın olarak görülüyor. Tamam mı? Türkiye'de yok mu hocam bunlar? Yok evladım. Şimdi devam edelim. Dış püskürük kayaçlara bakalım. Yeryüzüne ulaşan mağma hızla soğuyor bu sefer. Dışarısı daha soğuk yani. Ha. Hızla soğuyor. Bu yüzden de dış püskürük kayaçlar oluşuyor. Bazalt, andezit, volkan camı, volkan tüpü bunlar gene dış püskürük kayaçlar. Hani şu peri bacaları var ya şöyle. Peri bacaları. Evet hocam. O peri bacaların üstündeki andezitler, bazaltlar işte bu dış püskürük kayaçları örneği. Peri bacalarını görünce aklıma garip şeyler geliyor hocam. Evet çok değişik uzay gibi bir yer değil mi Tonguç? İnsan çok kafası karışıyor ne oluyor diye. Evet başka şimdi, türlü düşünüyorum. Evet farklı şeyler de gelebilir. Devam edelim. Tortul kayaçlara bakalım. Tortul kayaçlarda neydi? Sıkışma ve çimentolaşma sonrasında dış kuvvetlerin aşındırdığı materyallerin okyanus ve deniz diplerinde birikmesi veya çökelmesiyle oluşuyordu. İlk başta birincisi fiziksel tortul kayaçlar. Akarsu, rüzgar ve buzul gibi dış kuvvetler çeşitli sahalardan aşındırdıkları parçaları bir yerlerde biriktiriyorlar. Fiziksel tortullar kum taşı, çakıl taşı, kil taşı. Hemen bunlar aklına tutuyorsun. Neymiş Tonguç? Bakmadan söyle. KÇK. Kaçıktan aklıma getiriyorum. Harika. Kum, çakıl ve kil hocam. Mükemmel bir zeka. Hemen kimyasal tortullara geçelim. Bunlar da ikinci tortul kayaçlar. Kireç, tuz ve cips gibi suda çözünebilen minerallerin çökelmesiyle oluşuyor. Bunlar da kireç taşı, alçı taşı ve kaya tuzu. Kak. Kak değil mi?
Kireç taşı, alçı taşı ve... kaka gibi hatta hocam. Kaka gibi. Bak bunun en çok kireç taşının en çok kullanılan ismi kalkerdir Tonguç. Bunu da... Kalker. Evet, tamam hocam. Alçı taşına da daha çok jips isimli verirler. Tam kaka gibi. Sen cipsleri hocam biliyor musun Tonguç? Hocam jips dediğiniz şey, ben cips yiyorum hocam. Çok o, iyi. O ayrı. O yüzden cips dediğin başka bir şey. Oradan geliyor. Evet, güzel bir göbeğim var ama yakışıyor sana. Şimdi üçüncüsü de organik tortul kayışlar Tonguç'um. Aman Allah'ım. Bunlar da bitkisel ve hayvansal maddenin çökelmesiyle oluşuyor. Öldükten sonra mı hocam? Evet, canlı kalıntıları bunlar. Hani diğer videomuzda söylemiştik. Bir yerde şu anda bir yangın çıksa önce biz yanarız demiştik. Niye? Allah canlar yanıcı demiştik. Yani. Aferin. Taş kömürü, linyit, turba, tebeşir. Bunlar da yine organik... Bunu nasıl ezberleyeyim hocam sizce? Oğlum bak, taş kömürü ısınmada kullanıyoruz. Linyit de gene enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla turbayı taş... Turbayı hiç duymadım hocam. Yani. Turba ile tebeşir hiç duymamış olabilirsin ama taş kömürü ve linyit en çok sorularda geçiyor. Turbayı da ezberle. Yanan şeyler canlı kalıntısı. Turbo araba gibi hocam. Aynen. Turbo araba yakıyor dersin enerjiyi. Bak şunu asla unutma. Sınavlarda bunu defalarca sordular Tonguç. Taş kömürü ve linyit canlı kalıntısıdır. Dolayısıyla bunların magma ile alakası yok. Tamam mı? Ha, tamam hocam. Harikasın. Şimdi bir de en son tonguçakademi.com'da bizim videolarımızı paylaşacağımızı söyleyeceğiz ama burada bir tanesini unutmuşuz Tonguç'un bunu yazmayı. Onu da niye söyleyelim. Yok. Hemen söyleyelim. Neydi? Başkalaşım kayaçlar vardı. Oo. Bu kolay bir şey. Bu başkalaşım kayaçları hemen söyleyelim. Nasıl oluşuyordu? Kayaç döngüsü hocam sonunda... Nasıl böyle bir hata yaparsınız? Hatasız... Nasıl unuttunuz hocam? Evladım sıkıntı yok. Başkalaşım kayaçlar... Ama hocam sağ olun. Allah razı olsun. Vallahi. Çok sıkıntı güzel unutuyorsunuz. Şimdi başkalaşım kayaçlar neydi? Bu organik tortulların veyahut da kimyasal tortulların veyahut da iç püskürük, dış püskürüklerin yüksek sıcaklık ve neyle değişmesiydi Tonguç? Ne? Yok, yüksek sıcaklık ve basınç sonrasında. Basınç. Evet, yüksek sıcaklık ve basınç sonrasında taşlar başkalaşıyordu. Mesela şöyle diyelim, diyelim ki kalker, öyle değil mi? Kireç taşı. Evet, kireç taşı. Kalker artı yüksek sıcaklık ve basınç neye dönüşüyordu Tonguç? Aman Allah'ım, hiç bilmiyorum hocam. Mermere dönüşüyordu Tonguç. Aa, bizim evdeki mermer o yani. Evet, mermer, sizin evdeki mermer kalkerin yüksek sıcaklık oluşuyor ve basınç altında dönüşmesinden oluşuyor. Devam edelim. Mesela kömürü düşünelim Tonguç. Kömür. Bunu biliyorum. Evet, yüksek sıcaklık ve basınç altında neye dönüşüyordu Tonguç? Diamond. Diamond ne oğlum? Elmas küçük hocam. Harikasın. Elmasa dönüşüyor. Mükemmel bir zeka sahibisin. Diamond, Diamond deyince korktum ama gene toparladın Allah'tan. Böyle bir Rihanna'nın şarkısı var hocam. Aynen. Peki granit, iç püskürüklerden granit. Bu da yüksek sıcaklık ve basınç altında gneiss'a dönüşüyor Tonguç. Gneiss. Hani dersin ya, gneiss geldi hocam diyorsun ya işte. Gna geldi hocam. Evet, bu da onun gibi şey. Bir tane daha örnek verelim. Yeter, bitirelim artık. Tamam, veriyorum. Kum taşı. Kum taşı da yüksek... Hocam dersen sonra ne yapıyoruz? Bu taşları toplamak için seninle sokakta. Tamam hocam. Kum taşı da yüksek sıcaklık ve basınç altında Tonguç'um neye dönüşüyor biliyor musun? Kuvarsite dönüşüyor. Duymuşsundur kuvars. Kuvars. Swarovski. Ya. Oğlum marka reklam yapma bize ya. Pardon neyse hocam. Şimdi ödüllü sorumuzun cevabını hemen yorumlara bekliyoruz Tonguç.